2. Samuel, Bab 11, 2 ve 4. Ayetler. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı. Sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Davut bir başka adamın karısını almıştı. Aynı Natan'ın anlattığı benzetmedeki zengin adam gibi Davut da sadık askerlerinden birisinin dişi kuzusunu kendisine almıştı. Uriya, Batşeva ile evliydi. Fakat Uriya, Davut'a sadakatle hizmet etmesine rağmen, Davut, Uriya'nın karısına Uriya'nın izni olmadan istediğini yapıyordu. Batşeva hamile kaldı. Uriya, Batşeva'nın rahmindeki çocuğu evlat olarak almazdı. Aslında alamazdı da. Davut peygamberin aşk hikayesi bununla bitmiyor. Aşktan gözü dönen peygamber, en iyi komutanlarından birinin karısıyla zina yaptığı gibi, bu ilişkiden doğacak çocuğun gayrimeşru olduğu anlaşılmasın diye plan kuruyor. Planı tutmayınca bu defa komutana ölüm tuzağı kuruyor. Gelelim Davut'un aşk tuzağına. Açıkçası Davut'un yüreğini bir telaş kaplamıştı. Kendi günahını örtmek için ince bir tasarı kurmuştu. Uriya'ya kısa süreliğine evine ve karısının yanına dönebilmesi için sıla izni vermeye, yani Uriya'nın savaşa ara vermesine karar vermişti. Bu sayede çocuk doğduğu zaman Uriya çocuğun ona ait olduğu düşüncesiyle kandırılabilirdi. Davut, Uriya'yı ikiyüzlü övgülere boğdu ve ona bir armağan vererek onu evine yolladı. Aslında bu hediye Davut'un vicdanını yatıştırmak içindi. Fakat Davut, Uriya'nın sadakatini pek önemsememişti. Uriya görevini bırakmayı veya kralının bu cömertliğinden yararlanmayı düşünmüyordu. Uriya bir askerdi. Karısına olan özlemi ne kadar büyük olursa olsun, kendisini kralına hizmet etmeye mecbur hissediyordu. Davut'un tasarladığı gibi evine dönmek yerine bakalım ne oldu. 2. Samuel, Bab 11, 9 ve 13. Ayetler. Ne var ki Uriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. Davut, Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince ona, ''Yolculuktan geldin, neden evine gitmedin?'' diye sordu. Uriya, sandıkta İsraillilerle Yahudalılar da çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi. ''Komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor.'' Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim. Yaşamın hakkı için böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım. Bunun üzerine Davut, bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim dedi. Uriya o günde, ertesi günde Yeruşalim'de kaldı. Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi. Davut'un tasarısı boşa çıkmıştı. Davut'un tehlikeli gizleme tasarısı ihanet ettiği adamın bağlılığıyla bozguna uğramıştı. Bu durumdayken Davut'un şehvet uykusundan uyanıp tövbeye yönelmesi beklenebilir. Tam tersine, Davut büyüyen çaresizliğiyle günahına günah ekleyip suçuna bir de gerçek cinayet ekledi. Komutanı Yoav'a
kutsal ruh olan Tanrı'nın gizli işleyişi aracılığıyla tüm tarihe açıklanacak bir mektup yazdı. Bu kanıtı ortadan kaldıracak ve halkın gözünden saklayacak bir doğrama makinesi de yoktu. Davut, mühürlü mektubunu Uriya'nın eliyle Yoav'a göndererek çirkin davranışının en aşağı seviyesine inmişti. Saf bir bağlılığı olan Uriya, cepheye taşıdığı mektubun kendi ölüm fermanını içerdiğini bilmiyordu. 2. Samuel bab 11, 15 ve 17. ayetler. Mektupta şöyle yazdı: Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı. Daha sonra savaşın olduğu yerden Uriya'nın öldüğünü Davut'a bildirmesi için Yoav tarafından bir ulak gönderildi. Davut, kendisinin emniyette olduğunu, sırrının insanların gözünden saklandığını ve Uriya ile birlikte öldüğünü düşünüyordu. Batşeva da kocasının ölüm haberini alır almaz yas tutmaya başladı. Ama bu yas uzun sürmedi. Davut, Batşeva'yı çağırttığında, Batşeva Davut'un evine geldi, onun karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Sanki kimse doğan bu çocuğun zina ile doğan bir çocuk olduğunu bilmeyecekti. Zina ile doğan bu çocuk Davut'tan sonra Yahudi kralı olacak olan Süleyman'dı. Fakat Tanrı tüm ilahi takdiriyle gözlerini Davut'a dikti. Kralın bu sırrı Tanrı'nın gözünden kaçmadı. İnsan anlayışından gizlenmiş olan tüm çıplaklığıyla Tanrı'nın önünde duruyordu. 2. Samuel bab 11 27. ayette basit bir ifadeyle şöyle yazıyor: Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Bu olay sonrasında peygamber olduğuna inanılan Natan Davut'u paylıyor. 2. Samuel bab 12 7 ve 11. ayetler. Rab Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konağa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan'a, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir," dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Bunun üzerine Natan Davut'a, "O adam sensin," dedi. "İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, ben seni İsrail'e kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim. Karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Ammonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Rab şöyle diyor, sana kendi soyundan kötülük getireceğim.
senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek. Bu olay Kur'an'da Sad suresinde şöyle aktarılır. Sad suresi 21 ve 24. ayetler. Davud'un huzuruna gelen iki davacı olayından haberin var mı? Hani duvara tırmanarak Davud'un yanına gelmişlerdi de onlardan korkmuştu. Davud'a korkma demişlerdi. Biz iki davacıyız. Birimiz diğerine zulmetti. Sen aramızda adaletle karar ver. Haksızlık yapma. Aramızı bularak bize doğru yolu göster. Ardından bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir koyunum var. Onu da bana ver diye tutturdu ve dediğini de yaptırdı diye anlattı. Davud dedi ki, koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana zulmetmiş. Zaten toplumda birçok kişi birbirine böyle zulmediyor. İman edip iyilik, güzellik, doğruluktan ayrılmayanlar ancak uzak kalabiliyor. Ama onlar da maalesef çok az. Davud kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden af diledi, rükû ederek yere kapandı ve ona yöneldi. Muhammed Kur'an'da sadece Natan'ın örneğine benzer bir örnek vermiş. Anlatamadığı hikaye görüldüğü gibi Tevrat'ta ayrıntılarıyla açıklanmış. Onca karısına, cariyesine rağmen başkasının karısına göz koyan, hem de emrindeki komutanını öldürerek el koyan bir peygamberin adaleti olabilir mi? Muhammed'in evlatlığının karısı Zeynep'le olan ilişkisi de buna benziyor. 9 karısına rağmen evlatlığının karısına da göz koyuyor. Ama Zeyd bu duruma erkenden uyanmış da kendi eliyle teslim etmiş karısını. Yoksa akıbeti herhalde Davut'un komutanı gibi olabilirdi.